Her modelleme yazılımının projelerinize destek olup iş akışınıza katkıda bulunmak için özel olarak tasarlanmış bir gücü vardır. Bu bölümde bir teknik destek uzmanı dünyanın en sevilen modelleme programlarından birinin yeniliklerini anlatacak. Aramıza yeni katılan bu güçlü özelliklerin her biri bize farklı ufuklar sunacak. Eski bir dost ve hızlı kolay modelleme ondan sorulur. SketchUp zorlu projelerin karşılaştığı en kolay ve hızlı yazılımlar arasında. SketchUp'ın görevi ofisleri dolaşmak ve onların daha az efor sarf edip daha güzel işler çıkarmasını sağlamak. Proje gerçek, teslim yakın ve konsept sağlam. Karşınızda SketchUp 2021. Bu ana versiyonda başlıca 3 adet yeniliğimiz var diyebiliriz. Ama unutmayın, yıl içinde sürekli güncellenen ara versiyonlarla farklı özellikler de ekleniyor. İlk yeni özelliğimizin adı Pre-Design. Aslında Pre-Design yeni bir komut veya özellik değil, ücretsiz olarak sunulan yeni bir ekosistem uygulaması. İlerleyen günlerde Pre-Design ile ilgili daha detaylı videolarımız kanalımıza eklenecek. Fakat şimdilik kısaca ne olduğunu anlatayım. Proje yapmayı planladığınız bölge için konsept dayanak noktaları, iklimsel analiz, tasarım stratejileri gibi konularda bir başlangıç noktası olarak kullanacağınız son derece basit ve anlaşılır yeni bir uygulama. Proje bölgenizi uydu görüntüsü üzerinden seçtikten sonra bölge ikliminin mimari konseptiniz üzerindeki etkilerini inceleyebilirsiniz. Farklı cephelerde kullanmanız gereken cam ve açıklık oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Projenizin cepheleri için en verimli gölgelendirme elemanını seçmek için kullanabilirsiniz. Tavan aydınlatması ve doğal ışığın içeri alımı konusunda nasıl bir yöntem izlemeli gibi konularda da sizi yönlendirir. Son olarak da kullanmak istediğiniz açık alanlar, bahçe, avlu gibi yerlerden yıllık maksimum süre boyunca faydalanmak için kullanmanız gereken elemanları listeler ve oranlar. Bir mimar olarak bu tarz konularda böyle bir rehbere her zaman ihtiyaç duyduğumu düşünürdüm. Diğer yeni özelliğimiz ise Live Components. Bu özellik gerçekten bizim için inanılmaz bir kolaylık sağlayacak. Artık SketchUp'u bir BIM yazılımı olarak değerlendirebiliriz. Bundan sonra pencere, kapı veya ölçüleri projeye göre adapte olması gereken objeleri parametreleri üzerinden yönetebiliyor olacağız. Live Components ile projelerinizde kullanabileceğiniz birçok objeyi SketchUp modelinize indirebilir ve daha sonra parametreleri üzerinden özelliklerini değiştirebilirsiniz. Objeyi indirip yerleştirdikten sonra ayarlamalarını yapmak için üzerine iki defa tıklamanız yeterli. Örneğin Pre-Design uygulamasının size önerdiği gölgeleme elemanını Live Component olarak indirip farklı varyasyonların projeniz üzerinde nasıl duracağını görebilirsiniz. Şu an için bu obje kütüphanesine yalnızca 3D Warehouse içerisindeki SketchUp Labs sayfasından ulaşabilirsiniz. Tabii ki önümüzdeki dönemde yeni objeler eklenmeye devam edecek. Böylece SketchUp'çılar olarak biz de artık en uygun maliyetli BIM yazılımını kullanmanın keyfini sürmeye başlayabiliriz. Fakat bu özellik sadece 2021 versiyonu kullanıcılarına tanımlanacaktır. Son yeni özelliğimiz ise Layer, yani etiket kullanımı ve düzenlemesi ile alakalı bizleri çok rahatlatacak bir özellik. Artık etiketlerinizi belli gruplar altında toplayabilir ve etiket isimlerini aramak için filtreleme bölümünü kullanabilirsiniz. Bu sayede çok daha düzenli bir iş akışına sahip olabilirsiniz. Ana versiyonla beraber gelen yenilikler şimdilik bu kadar. Bir önceki ara versiyonda gelen Weld özelliği gibi yenilikleri takip etmek için sitemizi, Instagram sayfamızı ve YouTube kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.